geldiniz. Gelmeye devam ediyorlar. Sağ kısımda boşluklar var. Bugün bu salonu dolduruyor olacağız gibi görünüyor. Çok küçük boşluklar görüyorum. Konuşmacılarımız da yavaş yavaş geldi hepsi de. Onları da gün boyunca burada ağırlıyor olacağız. Kısaca hemen tanıtayım. Dijital Pazarlama Okulu kim? Neden buradayız? Move, dijital reklam ajansı aslında. Çağırmadan, anons etmeden geldi Hasan Bey. Hoş geldiniz. Sorulara çalışayım. Evet, Move dijital reklam ajansı 2008 yılında aslında kurulan bir ajans. Kurucusu ben Yasin Kaplan ve Dijital Pazarlama Okulu da aslında ajanstan sonra, son 4 yıldan beri, 2014 yılından beri bu ekosistemi geliştirmeye yönelik birçok etkinlik ve eğitim düzenleyen bir kurum. Genelde eğitimlerimizi burada yapıyoruz. Daha önce eminim aramızda katılanlar vardır. Var mı? Dijital Pazarlama Okulu eğitimlerine katılan. Evet, bayağı bir var. Eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Aynı zamanda herkesin katılımı için bu tarz ücretsiz etkinlikler de yapıyoruz. İşte ilk senemizde Dijital Reklam Günleri'yle adı. Dijital reklam ekosistemini konuştuk. İşte yeni reklam teknolojileri, programatik reklamlar, native reklamlar gibi yeni reklam teknolojilerini konuştuğumuz etkinlikler dizisiydi. Geçen yıl Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Digital Evolution Meetups adını verdiğimiz Meetup'lar serisi yaptık. Bu yıl da Digital Days adını verdiğimiz dijitaldeki bütün gelişmeleri ele alacağımız, işte şimdi dijital inovasyon konuşacağız örneğin, etkinliklerimizi iki ayda bir ücretsiz olarak yapacağız. Tabii salon ancak bu kadar ama daha yüksek salonlarla da görüşüyoruz. Önümüzdeki etkinlik muhtemelen bir otelde olacak. Zaten duyuruyor olacağız. Ücretsiz olarak devam etmeye, etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bugün ilk oturumumuz bir panel olacak. Dijital inovasyonu konuşacağız. Sunumlar zaten ekranlarda olacak. Etkinlikten sonra sunumlar isterseniz mail olarak bizimle iletişime geçtiğinizde sunumları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve bir sonraki oturumda da Arpanet'ten Vedat Bey aramızda olacak. Dijital pazarlama ilgili sunum yapacak ve son oturumda da Türksel'den Ömer Şirli aramızda olacak. Yine dijital pazarlamanın birçok noktasını ele alıyor olacak. Günün sonunda da sunumları iyi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ödüllerle küçük bir yarışma yapacağız. Ve hem eğitimlerde hem de kurum katılımcılarımızın ödülleriyle bir ödüllü bir yarışma yapıp günü noktalayacağız. Yani 9.30 gibi günü noktalamayı hedefliyoruz. Ben böyle hızlıca bir giriş yapmış oldum. Sorularınız etkinlikle ilgili, eğitimlerle ilgili sorularınız olursa ben ve ekibim buradayız zaten. Dışarıdaki masadan da bilgi alabilirsiniz. Deyip konuşmacılar kayboldu. Hasan abi buradaydım. Evet, çağırıyoruz Hasan Yaşar'da konuklarımızı. Panelimizi yapmak üzere alkışlarınız. Ben direkt üçünüzü birden. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Vaktimiz 40 dakikaymış. Onun için ben hızlı bir başlangıç yapayım. Öncelikle konuklarımız bir kendini tanısınlar. Evet, sesim geliyor mu herkese? En arkadaki arkadaşımız duyabiliyor mu? Beni kaldırabilir mi? Süper. Tamam. Ben Ayvasa'da inovasyon lideri olarak çalışıyorum. Sektör Arpant'a emekli olarak başladım. Aslında 3 ay öncesine kadar bankacıydım. Hep banka üzerinde çalıştım. Bankada ürün yönetimi yatırım fonlarına başladım. Sonrasında kredi kartları mevduat derken çok değişken ve dinamik bir kariyer hayatım oldu. Sonrasında TEB'e inovasyon yöneticisi olarak geçtim. Yaklaşık 2,5 yıl TEB'de inovasyon yöneticisi olarak çalıştıktan sonra güzel bir teknikle sıfırdan inovasyon kurma şansıyla Ayvasa'ya geçtim. Burada şimdi lider olarak çalışıyorum. Amacım daha çok sektördeki girişimcilik ve inovasyon ekosistemindeki girişimleri Ayvasa bünyesine kazandırmak. İnovasyon aslında inovasyon ekosisteminde aktif görev almak. Yani yenilikçi teknolojileri takip etmek ve dijital dönüşümü Avrasya için hızlandırmak ve burada liderliğini yapmak üzere çalışıyorum. Onun dışında işletme okudum. Buradaki mühendislerden farklı olarak. Öğrenim hayatıma İzmir'de başladım ama Amerika'da bitirdim. En son pazarlama iletişimi üzerine de Galatasaray'da bir yüksek lisans yaptım. Öyle. Herkese merhaba, Erman Taylan ben de. Koç Finans'ta inovasyon ve dijital dönüşüm yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır iş hayatımda diyebilirim. Aslında eski bir yazılımcı, tabii her şeyin temeli olan yazılımdan geliyor olmanın her zaman mutluluğunu yaşıyorum. Hasan Yaşar, bilgisayar mühendisliği mezunu. Güzel internetinde bir firmam var. Onun dışında Marmara Üniversitesi'nde Creativity and Innovation Management dersini veriyorum.
böyle daha havalı oluyor diye İngilizcesini söylüyorum. Ders İngilizce. Eğer herkes Türkse, Türkçe anlatıyorum. Ama bazen eskaza bir yabancı gelirse İngilizce işliyorum. Bayağı bir sıkıntılı geçiyor. Yani ben Türk'üm. Sınıfın %90'ı Türk. Fakat ders İngilizce işliyorum. Bizde bir kere Erasmus'lu gelmişti. Çok inanılmaz stres. Herkes işte bu sene full İngilizce işlemek zorundayız falan. Ama gelenler Almanca olduğu için Almanya'yı bekliyorum. Şey devam etmiştik. Benim de öyle bir adamım. Bizde de İranlı bir kız vardı. Neyse ki Türkçe biliyordu. Öyle çok sıkıntı yaşamadı. Sorular hazırlarken, yani genel buradaki eğitimleri ve etkinlikleri bildiğim için başlangıç seviyesinden ileriye doğru sıralamaya çalıştım. Onun için çok temel sorular olabilir veya bildiğiniz konular olabilir. İkinize de aynı soruyu sorayım. Yani dijital dönüşüm ikinizin de alanına giriyor ve çok sık duyuyoruz dijital dönüşümü. Yani kısaca dijital dönüşüm nedir? Soruları önce istersen Barış'tan alalım, sonra senden alalım. Tamam. Şimdi dijital dönüşüm aslında bugün sıkça kullanılan bir kavram haline geldi. Açıkçası biraz kirletildiğini düşünmeye başladığında, çünkü herkesin aslında herkesi kullanmaya başladı bunu ve aslında altını doldurmuyoruz. Genel kaba tabiriyle dijital dönüşüm aslında günümüzün dinamiklerine uygun stratejiler geliştirmek ve bu stratejiler üzerinde çalışmalarımızı yürütmek, hayata geçirmek. Yani burada şimdi diyeceksiniz ki bir dijital kelimesini kullanmadım aslında buna geleceksiniz ama zaten artık dijitalleşmeden, dijitalden bağımsız bir strateji düşünemez. Yani bu ister mevcut koşulların iyileştirilmesini düşünün ya da yenilikçi projeler yaparken düşünün. İlla ki bir noktasında belli bir düzeyde dijitalleşme ya da dijital kavramına girmek zorundasınız. Farklı düzeylerde olabilir. Zaten bunun için aslında digital kavramı hayatımıza girdi. Yani burada da bir physical and digital kelimelerinden türetilen bir yeni bir kelime. Kuşaklar arası farklılıklardan doğan, aslında geçmişten gelen alışkanlıklardan kaynaklanan fiziki ve dijital deneyimin birlikte harmanlanmasını ifade ediyor burada digital. O yüzden tamamen bir dijital dönüşüm, aslında bir geçiş evresindeyiz. Evet, dijitale dönme yolunda ilerliyoruz. Bu kavramı doldurmaya çalışıyoruz ama halihazırda fiziki bağımsızlığımızı ilan edemeyiz şu an için. Çünkü geçmişten gelen, kuşaklarımızdan gelen davranışsal alışkanlıklarımız var. Dolayısıyla belli oranda dijital dönüşme eğilim içerisinde izleyebiliriz. Ben de dijital dönüşüm deyince hani tek kelime olarak ne geliyor aklıma dersiniz. Benim en çok sevdiğim kelime araçsızlaştırma. Bence tamamen araçsızlaştırıyor aslında günümüz iş modellerini, öyle söyleyeyim. Bir de hani senin söylediğine paralel olarak aslında zaten kelimenin kendisi biraz anlatıyor bence. Yani dönüşüm demek ki hani biraz arkadasın ve yakalamaya çalışıyorsun. Zaten adı bunu biraz bence yani bu psikolojiyi biraz açığa veriyor. Temel olarak da ben şunu söyleyebilirim belki işte çok kısa bir şeyle. 95'te internet hayatımıza girdi desek, işte 2008'de iPhone çıktı, mobil hayatımıza girdi desek, 2005'te de Web 2.0 yani kullanıcıların da artık içerik üretmeye başladığı, söz sahibi olduğu bir dünyada yaşamaya başladık. Dolayısıyla çok klişe olacak belki ama işte bugün büyük şirketlerin, orta düzey şirketlerin ürettikleri çözümler aslında Facebook'a rakip, çünkü hepimiz Facebook'un, Instagram'ın kullanıcıları yüzündeki o akışkanlığındaki şeyi bekliyoruz o şirketlerden. Veya arkadaşımızla WhatsApp'tan anlık konuşuyoruz, çağrı merkezlerinden onu bekliyoruz. Yani kullanıcıların beklentileri aslında değiştiği için, yani bir talep oluştuğu için bence dönüşmek zorunda kaldık aslında bir noktadan sonra. Burada aslında ben şöyle bir örnek verebilirim. Eskiden şöyle bir yaklaşım var. Biz sadece fizik, işte departman store'lara gidip, mağazalara gidip alışverişimizi yapıyorduk, araştırmamızı orada yapıyorduk. Sonrasında aslında internet hayatımıza girmesiyle internet üzerinden araştırmamızı yapıp mağazalardan sonuçlanmaya başladık. Yani kararımızı mağazada alıp ödememizi mağazalarda yapmaya başladık. Daha bir sonraki aşamada araştırmamızı yine internette başlattık. Mağazada üzerimizde deneyip kararını alıp bu sefer internette almaya başladık. E-commerce tamamen hayatımıza girdi. E-commerce beraber daha çok yaygınlaşmaya başladı. Şimdi tamamen neredeyse dijital dönüşümün aslında daha da ilerlemesiyle fiziki dünyayı tamamen araştırmalardan çıkartıyoruz. Bütün süreçler artık uçtan uca dijitalde başlayıp dijitalde bitmesi üzerinde planlanıyor. Peki sektör alanında işte finansta ve sigortada dönüşüm nasıl oluyor? Şu anda ne kadar dönüştünüz veya siz buradaki süreçlerde neler yapıyorsunuz tam olarak? Yani dijital dönüşüm kavram olarak çok konuşuyoruz ama fiziksel olarak ne yapıyorsunuz? Dijital dönüşüm departmanında çalışan insanlar ne yapar? Birazcık bir şey verir misiniz? Bir kere her şeyden önce yol haritasının başlangıç aşaması, ben onu nerede yoktum ama
baktığınız zaman tabii ki yol haritasını çıkarmak gerekiyor. Yani pazarın koşulları neler, şirketin gerçekleri neler, regülasyon varsa o ilgili sektörde regülasyon neler. Yani nereye gideceğinizi bilmeniz gerekiyor aslında temel olarak. Ve aslında böyle üçe ayrılabilir belki. İşte operasyonla tabii ki de ilk başlıyor aslında. Hani süreçleri örneğin kağıtsızlaştırmak, işte ıslak imzadan e-imzaya geçmek, insanların yaptığı kontrolleri makinalara yaptırmak, işte insanların girdiği verileri makinalara girdirmek gibi daha böyle otomasyonla başlıyor. Sonrasında süreçlerin de aslında süreç tasarımı yeniden yapılıyor bu dijital dünyaya uygun olarak. Örneğin mesela çok kısa bir örnek vereyim. İşte Koç Finans aslında sadece kredi veren bir şirket. İşte yılda 100 binden fazla insana 5 milyar TL kredi veriyor. Ama yaklaşık 2 sene önceye kadar sadece bayi aracılığıyla gelen bir, yani müşteri yolculuğu, müşteri bizim anlaşmalı olduğumuz Ford, Arçelik veya X toplam 5 bin tane Koç grubu içinde veya dışında şirket var. Müşteri bu bayilere gidiyor. Sonrasında oradan müşteriden bize başvuru geliyorken tamamen şu an iş modeli değişti. Müşteriyi biz online direkt alıyoruz. Müşteriler onun başvurusunu alıp ona ön onay verip müşteriyi bayiye yönlendiriyoruz. Yani 360, 180 derece bir dönüşüm var aslında. Hani operasyonla başlıyor, süreçle devam ediyor ve iş modelinin dönüşmesine kadar gidiyor diyebilirim aslında. Biz Alibasa'da aslında dijital dönüşümü merkezine insanı alıyoruz. Yani dijital dönüşüm deyince aklımıza her zaman yeni yeni gelmesine beraber teknoloji geliyor. Aslında teknoloji değil, önce insan. İnsandaki kafa yapısı değişikliğini sağlamak burada önemli olan şey. Dijital dönüşümde hedeflediğimiz sürekli kendiliğinden inovasyon yapabilen bireylerin yetiştirilmesi. Yani bu kafa yapısına dönüşmemesi, bakış açısında farklı yaratmaya çalışıyoruz. Bunun yaklaşık %70 insan diyebilirim, insandaki dönüşüm. Bunun %30'u da süreçler ve teknoloji aslında. Teknoloji scout'u ve süreçlerin aslında yeniden tasarlanması üzerine diye düşünebiliriz. Biz teknoloji tarafında yani aslında temelinde bu işin dijital dönüşüm departmanının kurulmuş olması var. Yani şirketler artık bu işte yatırım yaptıklarını göstermeye başladılar. Evet, altlarını yavaş yavaş dolduruyorlar. İnsan kaynağının da bu konuda yetişmeye başlamasıyla beraber birlikte daha hızlı ileriye doğru dönük çalışmalar yapmaya başladık. Biz teknoloji tabanlı olarak işte blockchain üzerine çalışıyoruz. Robotik işte süreç otomasyonun üzerine çalışıyoruz şu anda mesela. Onun dışında web chat, chatbot gibi projelerimiz devam ediyor. Aslında onun dışında girmek istediğimiz biyometri gibi alanlar da var. Yapay zekanın çok temel noktaları işte makine öğrenimi, derin öğrenme gibi girmek özellikle Advanced Analytics tarafında planladığımız çalışmalar var dijital dönüşüm kapsamında. Ama dijital dönüşümün öncelikli alan bence farkındalık yaratmak. Çünkü şimdi biz bir departmanız yaklaşık 3 kişiyiz. Biraz daha büyük ihtimalle 5 kişi olabiliriz ama biz buradan satın almaya da işte finans danışmanına da hitap etmek istiyoruz. Dolayısıyla satış ekiplerine de. Dolayısıyla BT'den işte inovasyona kadar ya da pazarlamadan satışa kadar tüm ekiplerin aslında o kafa yapısının değişikliğini sağladıktan sonra zaten dijital dönüşüm otomatik olarak kendini yenileyebilen hale gelecek. Dolayısıyla biz teknoloji kullanımında da işte dijital okuryazarlık anlamında çok daha ileride olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için öncelik başladığı yer kafa değişikliği aslında. Erman, sen bir süreçten bahsettin. Bu süreç tamamlanıyor mu? Yani bir döngü halinde devam ediyor mu? Yoksa bir yere geliyor, dijital dönüşüm tamam biz bittik. Firma olarak dijital dönüşümümüzü tamamladık. Bundan sonra başka işler yapacağız şeklinde bitiyor mu? Yani çok böyle bu evet kesin biter, evet kesin bitmez gibi böyle akademik bir yanıttan ziyade ben şöyle düşünüyorum aslında. Yani dünyadaki değişim hızı o kadar hızlı oluyor ki belki evet işte 2020 itibariyle dönüştünüz, yakaladınız ama o tempoda devam edemeyince bir süre sonra bir daha benzer bir şeyden geçmek gerekiyor, mindset'ten geçmek gerekiyor. O yüzden bana bilmiyorum yani çok bu bir aslında bir kültür değişimi temel olarak senin söylediğin gibi. Bu değiştikten sonra zaten her şeyin başı ve temeli o yani. O değiştikten sonra evet onu yakalayabiliyorsun ama o değişmediği sürece sürekli bir arkadan takip durumu olması gerekiyor. Kaçınılmaz oluyor yani. Bir de teknolojinin geliştiğini şey yapıyoruz ama bir de insan olarak da aslında değişiyoruz, gelişiyoruz. İşte hepimizin yeğeni, çocukları, kuzenleri vesaire bakıyoruz. İşte gidiyorlar televizyonda kanal değiştirmek için ekrana şu hareketi yapıyorlar. Bu artık i̇şte çok şey dramatik bir video vardı. Bir küçük çocuk onu görmüşsün evet, muhtemelen. Şey, dergi yani gerçek fiziksel bir dergi eline veriyorlar. İşte swipe etmeye çalışıyor, zoom yapmaya çalışıyor, sinirleniyor, böyle sayfaları yatıyor falan. Benim başıma şöyle bir şey geldi. AVM'ye girdim. Çocuğun bir tanesi lavabodan çıkmış. Yani 12 yaşlarında falan bir çocuk. Elini yıkamaya çalışıyor ama bir türlü suyu açamadı. Elini onu uzattı, olmadı. Onu uzattı.
hafta olmadı. 5 tane lavabo hepsine gitti. Gittim, şeyi kaldırdım. Su atmaya başladı ve şaşırdı çocuk. Yani evde muhtemelen kullanıyor ama AVM'lerde ona o kadar alışmış ki o teknoloji artık içselleşmiş. Yani AVM'de öyle bir şeyin olacağını düşünüyor. Elini uzattığı zaman suyun akmasını bekliyor. Evet. Haliyle teknoloji gelişmese bile insanlar artık yeni gelen nesil çok daha farklı geliyor. İşte insan beklentileri de aslında her şeyin başlangıcında oluşuyor. Yani kullanıcıları da daha doğrusu kullanıcı diyelim, müşteri diyelim, müşteri beklentileri, kullanıcı beklentileri aslında her şey oluşuyor. Ya bir de baktığımız, bunun ters tarafından baktığımızda, örneğin ben yakın tarihte işte bayram tatilini ailemle geçirdim. Şöyle bir şey oldu, bir anekdotumuz oldu. Şimdi biz eşimle sürekli resim çekiliyoruz. Tabii deniz kenarındayız, sürekli resim çekelim, paylaşalım. Şimdi Instagram'dan paylaşıyor, eşim çok sever bu tarz şeyleri. Neyse babam da bizden gördü. İşte annemle yan yana var, selfie çekmek istiyor. Sonra işte yani orada ben çekmeye çalışıyorum, görüyorum da orada bir debelenme var, süreci yaşıyor. Baba ne yapıyorsun diyorum, anneni bulamıyorum oğlum dedi. Yani şimdi onların da işte bu dijital çözümlere yönelik yakınsama süreçleri devam edecek. Dolayısıyla aslında burada bir geçiş dönemi yaşayacağız. Dönüşüm sürekli devam edecek. Yani bunun bitti diye bir şey olmayacak artık diye hayatımıza diye tahmin ediyorum. Çünkü bir yazılımda bir terim vardır, beta diye. Bir beta sürümü çıkartırlar aslında ve test alıp, test amaçlıdır bu. Sonrasında geri bildirim üzerinden sürekli bu değer verisini yenilerler yazılımcılar. Dolayısıyla artık biz de beta dünyada yaşıyoruz. Kendimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, tüm değer önerilerini sürekli değiştirmek zorundayız, sürekli yenilemek zorundayız ve sürekli taze tutmak zorundayız. Dolayısıyla dün yaptığınız işler yarını kurtaracak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla dönüşüm sürekli devam edecek. Bunun adına dijital demeyiz de 20 yıl sonra yapay zeka dönüşümü deriz ama dönüşüm hiçbir zaman bitmeyecek tabii ki. Aslında güzel bir benzetme oldu. Yazılım gibi yani. Hani bir yazılım da bitti deyip arkana yaslanamıyorsun. Sürekli onu da update etmen gerekiyor, optimize etmen gerekiyor, ölçümlemen gerekiyor. İkiniz de büyük firmalarda çalışıyorsunuz. Şimdi büyük firmalarla, ben çalışmam büyük firmalarda. Fakat şeyi görüyorum, yani birlikte iş yaptığımız zaman şunu görüyorum, genellikle hantallaşıyorlar. Devlet kurumlarındaki gibi bir şeye geçiyor ama hepsinin ağzında inovasyon kelimesi düşmüyor. Bu büyük firmalardaki inovasyonun gerçekleşmesi için, firma kültürünün oluşması için neler yapmak gerekiyor? Yani şimdi şöyle gireyim ben size belki konuşmaya. Hasan Aslanbaba'nın Aslanbaba Kapitali sahiplerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bir sözü vardı. İnovasyon tiyatrosu yapıyor şirketler diye. Şimdi buna hem katılıyorum hem katılmıyorum. Aslında her inovasyon inisiyatifi aslında bir geleceğe yatırımdır. Yani siz evet %100 fayda sağlamayabilirsiniz. Girişimlerle çalışmak konular için o kadar kolay değil. Arada geçişken karakterler maalesef tam yok. Yani biz yetkinlikleri olmayabiliyoruz. Öncelikle bir köprü kurmak gerekiyor aslında. Biz bunun için şunlardan faydalanıyoruz. Tabii ki elimizde materyalimiz, platformlarımız var. Kurum içi girişimcilik, kurum içi inovasyon yarışmaları, hackathon gibi açık inovasyon yarışmaları. Onun dışında farkındalık yaratan sohbetler. İşte biz şimdi mesela Avrasya'da Garaj Talks diyoruz. Amacımız aslında Avrasya'nın tüm kademelerde çalışan insanları bilgilendirmek ve gerçekten dijital dönüşüm adına faydalı bir çıktı sağlamasını hedef tutuyoruz. Şimdi dediğimiz noktaya geliyoruz burada yine, kafa değişikliği. Yani biz girişimlerle onları bir araya getirerek aslında kafa yapısındaki değişikliği sağlamaya çalışıyoruz. Hantalız, çünkü o değişikliğin daha başındayız. Sadece emekliyoruz şu anda. Biz bütün kaynaklarımızı topyekun aslında bunu şirkete kazandırmaya çalışırken amacımız gerçekten de o kafa yapısındaki değişikliği, o bakış açısını kazandırmak ki çünkü biz bugün sadece bir girişimle beraber işbirliği yaptığımızda inovasyon departmanına fayda sağlıyor. Ya da çözümünü alıyorsunuz, yani kullanma satın alma departmanına belki gelecek. Ama biz bütün seviyelerin değişmesini bekliyoruz, dönüşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla biz öncelikle içeride bir bakış açısını değiştirmeye çalıştığımız için biraz hantal gidiyoruz. Ama tabii ki bu teknolojik yatırımlarımızı, girişimlere yaptığımız yatırımları durdurmuyor. Daha çok yapmalıyız, bu kesin. Yani biz tabii ki bunlara sınırlı bütçe ayırıyoruz. Ama hedefimiz bu alanda büyüyerek birlikte rekabetlik içerisinde birlikte üretip birlikte değerlendirmek. Çünkü biz hem girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin böyle değerleneceğini, ülkenin de böyle büyüyeceğini inanıyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar biz mesela büyük kurumlardan da kaçarak bazı noktalarda bütçelerimizi girişimlere ayırıyoruz ki onlarla beraber çalışma, onlarla beraber üretme şansı yakalayalım. Yani sadece yatırım yapıp geçmek değil, bu beraber çalışmak aslında.
konuşurken söyledim de çok anlaşılır olmadı. Rekaberlik diye bir kelime var. Çok kullanıldığı da içinde anlaşılmadı. Birazcık açabilirsin. Aslında bunu yani ben Erman'la ikimiz sohbet ederken çok konuştuk. Aslında onun bu kelimenin babası Soner Can koymuş. Ben de onu yeni öğrendim. Evet, ben Soner Bey'i biliyorum. Yani Soner Bey ve Selim Yazıcı arasında bir atışma var o konuda. Rekaberlik aslında girişimlerle kurumların beraber üretmesi, beraber ilerlemesini kapsayan bir ifadedir. Biz dolayısıyla girişimlerle birlikte, girişimlere karşı değil ya da girişimlerin kurumlara karşı değil de birlikte bu pastayla pay alalım istiyoruz ya da pastayı büyütelim istiyoruz. O yüzden rekaberlik kavramı kullanıyoruz. Şöyle bir şey var aslında, artık bu devirde zaten yani çok popüler konuya girmek gibi olmasın ama ya bu geldi mi değil, ya bir startup'ın, bir yazılımın zaten böyle gemi gibi ülke bayrağı taşıdığına ben inanmıyorum yani. Zaten her şey open source. Yani bir herhangi bir yere aidiyeti de yok. Hani Türk malı değil, yabancı malı da değil. Yani böyle bir kavram bence yok. Hani işte eskiden olduğu gibi mesela hep işte okuyoruz eskiden ilkokulda, lisede. İşte elektrik nasıl bulundu? Bir tane adam laboratuvara kapanıyor, binlerce deneme yapıyor, sonunda buluyor. Ampul nasıl bulundu? Benzer bir hikaye. Artık bugün yani Google öyle mi bulundu mesela? Hani garaja kapandı ve 2 sene sonra Google'da mı çıktı yani? Anlatılanlar öyle. Ama Google'un bu noktaya gelmesi o bir ekosistem aslında inşa ediyorsun ve tek başına bir şey yapmak imkansız. Hani tek başına bir yazılım yapmaya çalışsan hani Unix'ten falan işin böyle en temeline girip. Şimdi eskiden Google'ın başlangıç hikayesi şeyde yazıyordu. Google'ın bir yerlerinin hakkında kısmında falan yazıyordu. Orada şöyle bir şey vardı işte herkesin bildiği hikaye şey. Üniversite hocalarına giderler, o da birisini götürür. 500 bin dolarlık çek yazar Google diye ama Google şirketi olmadı. Bir çeki bozduramazlar. Ama sonrasında gerçek olan şey şu, eşten dosttan 1 milyon dolar toplayıp şirketi kuruyorlar. Yani öyle eşi dostu olan çok insan yoktur diye tahmin ediyorum. Alibaba yani da aynı şekilde. Yani Jack Ma apartmanda aslında kendi komşularını, akrabalarını toplayarak bir sunum yapıyor ve oradan para toplamaya çalışıyor, yatırım almaya çalışıyor. Yani sadece aslında hikayeler böyle bitiş anlarında hep böyle sonunu dinlediğimiz için şey oluyor. Yani garajdan yaptılar, çıktı. Veya aslında Google'ın yaptığı çok ağır matematiksel işlemlerle çözümler sunup ve bir normalde olmayan, şimdi kitlenin çoğunun hatırlamadığı arama motorları var, Alta Vista, Yahoo gibi. Stanford'da bir arkadaşım vardı, dedi ki Google diye bir site var, çok popüler oldu burada, muhtemelen Türkiye'de de yakında duyulur. Ben de baktım, bir iki arama yaptım, Alta Vista varken ben bunu kullanmam dedim. Şu anda mecburen kullanıyoruz tabii, Alta Vista gitti. Ama oradaki asıl olay çözüm üretilmesi, farklı bir mantık üretilmesi. Bir site değil ve herkes şeyi söylüyor, okulu bıraktılar vesaire. Ya bıraktı okul Stanford. Burada mı? Hani, ki yüksek lisans, lisans da değil. Doktora. Doktora. Yani şimdi kendi okulumda Sütçü İmam diyorum, bazen Sütçü İmam mezunu biri çıkıyor, kızıyor falan. Benim okulum da olabilir yani hani herhangi bir okulu bırakmıyor. Zaten o okula girdiyse ya çok zeki, ya babası çok zengin, ya illaki bir avantajı var. Ve ondan sonra, Türkiye'deki girişimcilerde de durum çok farklı değil. Bir girişimci anlatırken şeyi anlatmıştı, arabama benzin alacak param yoktu dedi. Samimi bir ortamdı, başka bir onun da arkadaşı olan birisi dedi ki, benzin alamadığın araba Jeep. Yani tamam benzin alamıyorsun ama Jeep yani sonuçta. Sadece bu işler şeyle olmuyor, garajda bir şeyler yapmayla olmuyor, çevreyle oluyor, parayla oluyor, fikirle oluyor. Hepsi bir araya geldiği zaman, doğru zaman, doğru yer olduğu zaman oluyor. Ben biraz dijital dönüşme dönüyorum, girişimci tarafından. Dijital dönüşüm, siz bu işleri tamamladıktan sonra birileri işten olacak. Yani dijital dönüşüm aslında bir yerden avantaj sağlarken başka birileri de işlerinden olacak mı veya yaptığınız şeyler sonucunda daha az personele ihtiyaç duyacağız mesela olumlu olarak anlatılır ama daha az personele ihtiyaç olması demek birilerinin işten çıkması demek. Yaptığınız işlemler bu tarz şeylere sebep oluyor mu? Ya iki tür aslında orada düşünce var. İşte bir tanesi diyor ki evet insanlar işinden olacak çünkü artık işte makine çağı diyelim ona, insanların gücünü bir şekilde ortadan, insanların gücüne olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Şimdi bilgisayar çağı, o da insanların beynine olan gereksinimi, insanlara olan gereksinimi daha doğrusu ortadan kaldırıyor.
Bir de bir düşünce var ki mesela Amerika'da yapılan araştırmalar işte yıllar geçtikçe kişi başına düşen verimlilikle, karlılıkla aslında bu kadar gelişen teknolojiye rağmen hala çok ciddi bir kademe ilerleyememiş. İşte orada bir tıkanıklık söz konusu verimlilik anlamında. Ben biraz bu taraftayım. Yani belki evet iş yapış şeklimiz değişecek ama mesela biz bunun canlı örneklerini de yaşıyoruz. Kendi içimizdeki projelerde gerçekten evet belki işte AI algoritması kendi içinizde geliştiriyorsunuz veya dışarıdan hazır bir yazılım entegre etmeye çalışıyorsunuz ama onun da öğrenmesi gerekiyor, onun da lokalize olması gerekiyor. Onun da bir şekilde insanla beraber hareket etmesi. Yani tek başına çalışan bir AI yazılımı bizim içeride hiç gündemde olan bir şey değil. Sürekli hep insanla o hobiyle birlikte olan bir durum. Dolayısıyla evet belki insanların yaptığı iş şekil değiştirildi. Belki evlerinden yapıyor olabilirler ofise gelmelerine gerek olmadan. Belki uzaktan ama ben öyle bir dramatik bir değişim olacağını açıkçası düşünmüyorum ki. Mesela şöyle hikayeler de vardı. Yani Avrupa'da bir otomobil firmasıydı. Hangisi? Emin değilim şimdi ismini zikretmeyeyim. Bir süre bu işlere işte bu Endüstri 4.0 vesaire çok ciddi kafa yorduktan sonra ciddi bir şekilde çalışan sayısını azaltıyor. Sonrasında verimliliğin düştüğünü fark edip tekrardan çalışanlar işe almaya başlıyor. Hangisiydi? Sosyal. Yani verimliliğin düştüğünü görüyor çünkü. Hani her şeyi makinelere yaptırmanın günün sonunda ölçümlediğiniz zaman, mesleklere baktığınız zaman verimliliğin düşürdüğünü gördüğünüz zaman için tekrardan insanlar sadece robotlar çalışıyor. Evet, yani yani sipariş geliyor, depodan bir yerden onu koyuyor, onu koyuyor. En son paketi yapıyor, çıkartıyor. Hayır, aslında ihtiyaç olan insanlar değişecek belki de. Hani insan sayısı belki çok azalmayacak şey anlamında ama ihtiyaçlar çok değişiyor. Ve meslekler de çok değişiyor. Bugün hani bilgisayar mühendisi diyoruz ama şimdi işin içine girdiğiniz zaman sektörde bilgisayar mühendisi ne iş yapar dediğiniz zaman bir karşılığı yok. Yani şurada çalışır diye bir karşılığı. Eskiden hepsinin karşılığı varmış. İnşaat mühendisi şu işi yapar, bilgisayar mühendisi bu işi yapar. Şu anda bilgisayar mühendisi altına bakıyorsun, veri analisti çıkıyor. Veri analistinde birisi veri tabanı analizi yapıyor. Başka birisi big data ile uğraşıyor. Başka birisi big data'nın altında, big data'nın kişiler üzerine eğilimi ile alakalı uğraşıyor. Ve gittikçe de daha spesifik şeylere doğru yönleniyor. Big data demişken hani sürekli big data, büyük veri gibi şeyler duyuyoruz, konuşuyoruz. Ama hep konuşuyoruz aslında. Bunlar sizin iş hayatınızda big data ile alakalı yaptığınız çalışmalar var mı? Teorik olarak sormuyorum. Yani bir örnek olarak verebileceğiniz veri, büyük veriyle çalıştığınız ve yaptığınız bir sonuç odaklı bir çalışma var mı? Yani biz segmentasyon özelinde aslında çalışmalarımız var. Yani somut örnekler birebir veremeyeceğim ama nasıl kullandığımıza dair fikirler var açısından. Şimdi veriyi aslında toplamak eskiden çok zordu. Şimdi veriye ulaşmak çok basit. Ve her yerden her etkileşim içinde olduğumuz tüm cihazlarla, dijital cihazlarla özellikle bir şekilde bir iz bırakıyoruz. Bunu firmalar takip edebiliyor. Biz bunu takip ederek aslında doğru zamanda, doğru müşteriye doğru teklifle çıkma çabasındayız. Bunun için de aslında çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında tabii ki yani şimdi bilgi çok olduğu için aslında bilgi ayrıştırmak çok daha önemli bir hale geldi. Yani biz her segmente, her ürüne çıkmak istemiyoruz. Dolayısıyla doğru analiz yaparak, burada hatta makine öğrenimi algoritmaları da kullanıyoruz. Doğru modellerle doğru müşteriye gitmeye çalışıyoruz, hedefliyoruz. Yine müşteriden aldığımız geri bildirimlerle de ürünleri sürekli güncelliyoruz. Yani dolayısıyla Big Data'nın birçok alanı hem ürünlerimizi, hizmetlerimizi tekrar revize etmemizi, tekrar baştan tasarlamamızı hem de müşterimize temas noktalarında daha doğru hizmet sunma seçeneği sağlıyor bize. Dolayısıyla müşteri deneyimimizi yeniden tasarlıyoruz. Yani ben de benzer bir şey söyleyeceğim aslında. Müşteri yolculuğunu tek tek hani analiz edip, ölçümleyip artık istediği noktada, istediği bir yere dokunabilen bir dünya var. Bizde de benzer şeyler var yani. Şimdi Big Data ile alakalı geçenlerde bir örnek oldu. Bir tane fitness uygulaması dünyadaki spor yapan insanların haritasını paylaştı. Ve aradan birkaç saat, yani belki 5-6 saat geçtikten sonra o veriler tamamen internetten kaldırılmaya başladı. Sebebi şu, internette spor yapanların haritasını yayınlayınca Amerika devleti hemen el koymuş. Çünkü olay şu, spor yapacak.
ve spor uygulaması kullanarak yapacak. Askeriyelerde yoğunluk oluyor ve aslında askeriyedeki Afganistan'daki gizli üslerin hepsi herkese paylaşılmış oldu. Hani Big Data'ya en güzel örneklerden bir tanesi bu. Aslında çok gereksiz bir bilgi, çok basit bir bilgi. Yani fitness uygulamasını kullanan insanlar. Başka hiçbir bilgi yok, hiçbir kırılım yok. Ama çıkarılan sonuç çok daha farklı oluyor. Uygulama çok güzel bir sayfa yapmıştı, ben hatırlıyorum. Yani işte mesela İstanbul'u tıklıyorsunuz. Orada harita üzerinde hangi destinasyonlarda insanlar koşuyor, hangisinde yürüyor, hangisini hissedebiliyor. Çok güzel bir şey ama böyle biraz da aynen Afganistan'ın Suriye'ye indiğiniz zaman bayağı Amerika'nın o askeri kamp bölgelerinde tek tek böyle bütün sınırlarını görebiliyordunuz. Yani Big Data'yı aslında içgörü elde etmek çok daha değerli hale geldi. Bunun aslında en güzel örneklerinden biri 2013 yılında yanılmıyorsam MIT yaşadı. Fiyasko ödüllerinde aslında birinciye kaldılar. Neden fiyasko ödüllerinde MIT gibi teknoloji üniversitesi başarılı kabul edildi, yani çok başarısız olarak lanse edildi. Çünkü şimdi şöyle bir projeyle yola çıktılar. Afrika'daki çocuklar için çocukların alabileceği ucuzlukta ve maliyette ve bilgisayar, laptop üretmeye çalıştılar. Aslında yaklaşık 150-200 dolarlık sonunda bir laptop üretmeyi başardılar. İşte Amerika'da sürekli çalıştılar, o işte kendi laboratuvarlarında, medya laplerinde. Afrika'da, amaç sadece Afrika'daki çocukların da internete erişebileceği ya da işte okullarında laptoplarını kullanabileceği bir sistem yaratmak lazım. Yani 150-200 dolarlık bir yarattılar bir laptop, ürettiler. Sonrasında çocuklara teslim ettiler laptopları ve gözlemlemeye başladılar. Yani bu çocuklar bunu kullanacak mı, nasıl kullanacaklar, işte farkına varacaklar mı, biz nasıl daha çok destek olabiliriz onların kullanımına ilişkin. Sonra baktılar ki hiç kimse kullanmıyor. Bırakın okula getirmeyi, hiçbir yerde tutmuyorlar. Yani evlerinde bile sandıklarında çıktı. Yani en gizli yerde sakladıkları ortaya çıktı. Hiç ortaya çıkartmıyorlar, oyun oynamıyorlar, öğrenmekle alakalı hiçbir şey yapmıyorlar laptopla. Neden diye sorduklarında ise, çünkü ellerindeki en pahalı şey bu oldu ortaya çıktı. Yani dolayısıyla onun elmas gibi değerli olduğunu düşündükleri için hiç ortaya çıkartmıyorlar. Dolayısıyla MIT sadece yukarıdan bakarak oraya güzel bir çözüm üretimini düşündü ama içgörü öyle değildi. Yani aslında baştan o araştırmayı yapsaydı, baştan hedeflediği noktalarıyla alakalı işte kullanıcılarından o feedback'i alsaydı, o datayı toplasaydı ve onu değerlendirseydi çok daha verimli, belki öğreterek, şimdi şeyleri değiştirerek aslında yararlı bir çalışma üretebilirdi. Ama onun yerine fiyasko ödüllerinde birinci kaldı. Dijital dönüşümde önemli konulardan bir tanesi de güvenlik. Yani şimdi herkes online oluyor. Eskiden hiçbir şekilde internete bağlanmazken veya bir tane internetimiz vardı eskiden. Dial-up hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Telefonumuz çalınca internetimiz giderdi. Yani internetle telefonu bile aynı anda kullanamazdık. Şimdi baktığımız zaman bir evde 4 kişi yaşıyorsa 10 tane internete bağlı cihaz var. Ev telefonu yok artık. Evet, yani zorla kapattırdım ben en son balonu. Çünkü telefon var ama hiç kimse kullanmıyor. Ve her ayda sabit ücretini ödemeye devam ediyorsun. Neyse ki artık yok. Fakat bu da güvenlik riskleri oluşturmaya başladı. Evlerdeki belki çok güvenlik riski oluşturmayabilir ama finans sektöründe veya sigorta sektöründeki veriler çok önemli ve bunlar da online bir şekilde yayınlanıyor. Yani kendiniz kullanıyorsunuz veya başka bir şekilde kullanılıyor. Bu dijital dönüşümde güvenlikle ilgili bir departmanınız var mı? Yani özellikle dijital dönüşümle alakalı. Yoksa bununla alakalı ne gibi çözümler sunuyorsunuz? Yani hazırlıyorsunuz. Yani aslında söylediğiniz gibi dijital dönüşümle birlikte güvenliğin de şekli, algının eskiden sadece belki çalışanların bilgisayarları, onlara erişim, output, mail derken şimdi bambaşka kavramlar devreye giriyor. Tabii finans sektörü Türkiye'de, aslında Türkiye bu konuda çok da başarılı regülasyon konusunda dünyayla kıyasladığımız zaman tamamen regülatif. Dolayısıyla o konuda çok yüksek yatırımlarla, yüksek bir bilinçle birlikte bütün şirketler aslında bu nasıl diyeyim, ellerinden gelen ve standartize olmuş bütün önlemleri alıyorlar aslında. Yani bunun iki boyutu var. Birincisi işin teknik bence tarafı, bir de kültürel tarafı da var. Yani çok böyle garip hikayeler de duyuyorum işte yurt dışındaki şirketlerde falan. Mesela bazı şirketler yurt dışında kendi çalışanlarına da acaba onların güvenlik bilinci oturmuş mu diye bazı testler yapıyorlar. Mesela örneğin kendisi bir phishing maili gönderiyor.
soruyu bakıyor mesela, güvenlik işte departmanda çalışanlar bunu yemişler falan. Biraz böyle kişisel bir aslında bir kültürel bir durum da var, bir de teknik bir durum da var. Her iki konuda da bütün şirketler yatırım yapıyor, biz de öyle. Ya biz aslında şirketlerden öte düzenleyici kurum ve kuruluşlar aslında bu konuda çok iyi çalıştığı için geçmişteki krizlerden, working krizleri de olabilir ya da işte ekonomik krizlerden doğan güvenlik açıklarından da kaynaklı olabilir. Bu konuda çok hazırlıklıyız aslında. Evet, siber güvenlik yetkinlikleri taşıyan departmanımız var. Hem aslında IT altında böyle çalışan bir ekibimiz var, hem de risk tarafında var çalışan. Dolayısıyla buna zaman ayırıyoruz. Teknoloji, bunları en iyi teknolojilerle donatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar en yetkin arkadaşlarımızı tercih etmeye çalışıyoruz. Çünkü buradaki bir hata milyonlara sebep oluyor. Hem milyonların verisinin açığa çıkmasına hem de gerçekten maddi olarak milyonlara neden olan bir hata olarak olabiliyor. Dolayısıyla burada biz teknoloji geliştikçe biz de teknolojimizi en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Teknoloji getirince çok kritik oluyor çünkü. Yani dediğimiz gibi hackerlar her gün yeni bir virüsle çıkabiliyor. Biz de aslında içerideki hackerlarımızı onlara karşı siber güvenlik açısından tutuyoruz burada da ve bir şekilde besliyoruz platformu. Güvenlik deyince benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Lisede okurken bilgisayardan anlayan çok insan yok. Sınavdayken bir gün müdür yardımcısı çağırdı, bilgisayar açılmıyor diye. Neyse gittim, restart düğmesine bastım, bilgisayar açıldı. Sonra şifresini sordum, dedi ki klavyenin altında. Yani kağıda yazmış, klavyenin altına koymuş. Bu arada okulun notları vesaire hepsi onun içinden giriliyor. Baktığın zaman hani güvenlikte sen güvenlik duvarı yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, personel alıyorsun, destek alıyorsun, prim alıyorsun. En sonunda iş geliyor, insanda dayanıyor ve en büyük güvenlik riskleri de genelde insanlar kaynaklanıyor. İşte o yüzden sosyal hekim, social hekim diyorlar. Yani o yüzden sadece teknik dediği biraz insanların o bakış açısını da değiştirmek gerekiyor. Yani yaptığımız önlemleri işte olur olmadık yerlerde anlattığın sürece bir şey. Türkiye'deki en büyük güvenlik sorusu annenin kızlık soyadı. Facebook'a giriyorsun. İşte Facebook'ta işte dayısı diyor veya dayıcım doğum günü kutlu olsun yazıyor. Dayısının soyadıyla annesinin kızlık soyadı aynı olduğu için en büyük güvenlik önlemini çok hızlı bir şekilde atlayabiliyorsun. Bu arada onu doğru vermenize gerek yok. Küçük bir bankacının onu doğru vermenize gerek yok. Sadece doğru hatırlamanıza gerek var. Yani soy ismini değiştirebilirsiniz. Sadece ne verdiğinizi unutmayın. Aslında orada kritik konu oldu. Yani burada o birazcık değişti. Bankacılık da öyle ama... İlk söylediğin soyad. Aslında o içerisinde tutulmak üzere yani bir güvenlik önlemi, bir parametre, onu atıyorum işte soy isminiz barista, onu Servan ya da işte Kerem verebilirsiniz, önemli değil. Orada sadece Kerem verdiniz, Kerem'i unutmayın gibi bir şey geçerli aslında. Yakın zamanda ben çok bunun tersi bir örnekle karşılaştım. Şeyi sordular, babamın annesinin adını sordular telefon şeyinde. Hani bu aile soy ağacımız çıktı, sevindik işte dedemiz şeymiş vesaire diye. Aslında o verileri çıkartınca güvenlik soruları bir anda değişmeye başladı ve gerçek veriler kullanmaya başladı. O verilerin temin edemiyorlar. Bankalar temin edemiyor ama devlet bir şekilde temin edebildiği için bunu şey yapıyoruz. Dijital dönüşümde bu personelin adaptasyonunu nasıl sağlıyorsun? Yani siz mükemmel bir şey yaptınız. Ben burada çok bariz bir şey yaşamıştım. ETA DOS programıydı, muhasebe programıydı ve Windows sürümü yaptılar. Hiç kimse kullanamıyor. Çünkü programın kısa yollarına insanlar o kadar alışmışlar ki yeni bir şey açacağı zaman F2'ye basıyor veya F1'e basınca yeni kayıt açılıyor ama F1'e basınca Windows'ta yardım çıkıyor falan. Hiç kimse kullanamadı. Ve geçişini halen daha tamamlayabilmiş değil belki de. Hala onu kullanan insanlar var. Yani siz ne kadar da mükemmel bir ürün geliştirseniz aslında insanların bir adapte olma süreci var. Burada kurum nasıl destekliyor bunu ve geçişi gerçekten sağlayabiliyor musunuz yoksa sağlayabildiğiniz kadar mı sağlayıp devam ediyorsunuz? Ben söyleyeyim. Yani çok uzun bir aslında soru. Çok fazla yapılan bu konuda. Bu bir kültür değişimi söylediğim gibi. İnsan bu şeyin nasıl diyeyim temelinde muhakkabında olduğu için de çok insani bir konu aslında. Birçok şey yapılıyor da tabii bütün kurumsal şirketlerde aşağı yukarı birbirine benzer süreçler var. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Hem okuduğum kitaplardan, makalelerden, röportajlardan yola çıkarak biraz aslında
Yani tamamını mı yoksa bir kısmını mı gibi bir şey söyledin ya. Aslında bence hani bir kısmı, yani belirli noktadan sonraki kısmı değişince diğer kısmı ona uyum sağlıyor veya orada bir doğal bir seleksiyon yaşanıyor gibi benim okuduklarımdan çıkardığım notlar. Bu tarafta zaten aslında iki tane konu var. Bir çalışan açısından var aslında, bir müşteri açısından. Yani biz yani müşteri hiçbir zaman şunu vermiyoruz. Blockchain'i veriyoruz ve kullan demiyoruz zaten. Aslında biz müşteri ne talep eder? Kolaylık, hız gibi, güvenlik. Biz aslında müşteriye bunu en basit şekilde sunmaya çalışıyoruz. Onlara o teknolojiyi direkt tanıştırmak yerine o teknolojinin kullanımını en basit şekilde anlatmayı kanal olarak seçiyoruz. Çalışan tarafında ise bahsettiğim gibi aslında inovasyon metotlarımız var. Bunu aslında eğitimlerle de destekliyoruz, dijital okul yazarla destek açısından. Onun işte kurum içi girişimciliği, yani kurum içerisindeki inisiyatif olabilme, sorgulayabilme, inovasyon üretebilme süreçlerini destekliyoruz. Dolayısıyla çalışanların bu fikirlerle geldiklerinde onları hayata geçirmeleri için biz onlara destek veriyoruz. Onun dışında fikir geliştirme platformlarımız var. Fikir geliştirme bir kanalımız var örneğin. Oradan gelen fikirleri topluyoruz ve bu kanaldaki bütün fikirleri ilgili departmanların değerlendirmesine yönlendiriyoruz. Oradan projeler doğabiliyor. Ödüllendirme bu da çok kritik. Teşvik etmemiz gerekiyor her zaman arkadaşlarımızı. Tabii ki işte farkındalık üzerine seminerler mutlaka yapıyoruz. Yani işte yakın zamanda işte Türkiye'nin önde gelen isimlerinden birini ağırlayacağız ve onunla dijital dönüşüm semineri yapacağız. Çünkü bazı arkadaşımız ya da çoğu arkadaşımız artık bizden dinlemek yerine bazen gerçekten de kanaat önderlerinden, onların belirlediği kafalarındaki kanaat önderlerinden duymaya ihtiyaçları var. Biz de her kanaldan gerçekten dijital dönüşüm inovasyonu besleyecek çalışmaları yürütüyoruz. İnovasyon denince, şimdi üniversitede ders veriyorum. İnovasyon denince herkes aklına şey geliyor, çok büyük değişiklikler, olağanüstü şeyler, işte uçacağız, bir şeyin uçması lazım veya işte sen anlatırken de finans kurumunda işte artificial intelligence bilmem ne falan diye konuşuyoruz. Aslında inovasyon dediğimiz çok küçük değişiklikler de olabilir ve çok büyük farklar yaratabilir. Özellikle mesela firmaların genel tercihini biliyorum. Öncelikle pazarlama konusunda inovatif fikirler varsa her zaman önceliklidir. Çünkü uyguladığınız anda hemen geri dönüş almaya başlarsınız. Sizin firma olarak pazarlama alanında yapmış olduğunuz inovatif şeyler oldu mu? Olduysa geri dönüşleri nasıl aldınız? Veya bunları ölçümlemeniz kolay oldu mu? Yaptığınız ufak bir değişiklik hep şeyleri anlatılan çok ufak bir değişikliklere işte bir ara şey vardı. $1 milyon buton diye butonun rengini değiştirdiler ve $1 milyon kar ettiler gibi. Bu tarz hikayeler var mı? Şimdi benim aklıma aslında çok, belki çok küçük değil ama işte robotik proses otomasyonu geliyor ve bu hakikaten müşterinin hayatında da biz ne kadar bunu arka planda çalışsak müşteriye bu hız olarak yansıdı ve gerçekten maliyet düşürdü. Dolayısıyla bizim ürünlerimize ve regülasyonların verdiği ölçüde tabii ki maliyet azaltma şansımız doğurdu. Dolayısıyla bu müşterinin hoşuna gitti. Onun dışında işte web chat açabilir miyiz bu arada? Ben anlamadım şahsen. Yani şöyle robotik proses otomasyonu biz şunun için kullanıyoruz aslında. Hem tahsilat sistemlerinde hem de mesela iptal işlemlerinde ya da işte giriş işlemlerinde müşterilerin, kullanıcıların yaptığı işlemler bellidir. Tekrarlı işlemleri yaparlar aslında. Nereden girecekleri bellidir, hangi işte TC kimlik numaraları kullanacaklardır. Biz onu insan emeği yerine 7/24 çalışabilen robotlara bıraktık. Dolayısıyla robotlar verimini arttırdı ve her zaman ulaşabilir bir hale geldiler. En azından sistemsel olarak, yani tabii ki müşterinin ön yüzünü değiller. Orada zaten web chat ve chatbot devreye giriyor. Yine bir hani yeni platformumuz, teknolojilerden bir tanesi diyebilirim. Orada da müşteri cumartesi ve pazar günü diyelim ki kriz nedeniyle bir endişe duymaya başladı ve değişiklik yapmak istiyor. Dolayısıyla bütün sistemlere ulaşmaya müsait hale getirdik. Web chat ve chatbot üzerinden yeni robotlarla, çünkü gerçekten 7/24 çalışan başka teknoloji olacak. Yani insanın yerini alabilecek bir teknoloji olduğu için burada robotları tercih ediyoruz. Yine iş çıkar. Göre görüyor. Onun dışında işte biz blockchain gibi platformlardan kampanya altyapısını faydalanmaya çalışıyoruz. Atıyorum. Biz buna çok yeni başladığımız için buna varsayımsal konuşmak zorundayım. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok yeni bir teknoloji zaten. Şöyle kampanya altyapısında bir müşterimiz bizim tanımladığımız kampanyadan anında faydalanabilecek. Yani real time olarak size %15 bir şey tanımlandıysa, eğer özellikleri karşılıyorsanız kampanyanın koşullarını, size anında kampanya düşülecek. Eskiden işte bir yere SMS atmanız gerekirdi, bir yerden tekrar giriş yapmanız gerekebilirdi. Yani birçok kanaldan
bize geri ulaşırken şimdi artık blockchain'le biz onu sistemlere anında iletişime döndürmeye çalışıyoruz. Bu şekilde aslında bizim tabii ki onun dışında yapısal olarak içerideki sistemleri farklı bakış açısıyla değerlendirmemiz noktada tabii çok küçük ama büyük değer yaratacak çözümler de sunuyoruz. Ben de çok kısa bahsetmem gerekirse aslında konuşmamın başından söyledim. Biz tamamen müşterinin o yolculuğunu değiştirdik. Yani pazarlama anlamında bunu örnek verebilirim. Şimdi çok kısa bir süre içerisinde API da yenilenecek. Böylelikle online kanallarla biz kredi verebiliyor olacağız. Şimdi hani dijital dönüşümden öncesine mesela 3-4 yıl öncesine bakacak olursak tamamen değişik bir pazarlama stratejisi, kredi açman için merchantlarınla tek tek gidip konuşman gereken, onların tamamen fiziksel dünyada dönen bir operasyonu. Şimdi hani dijitali de geçtim ama API'ye tamamen hani API'la kredi veren bir dünya yani tamamen bütün paradigmayı değiştiriyorsun aslında pazarlama anlamında. Bizde de en temelde söyleyebileceğim API oldu. Derken? API derken şu an duyusu ekonomik. API'nin ne olduğunu bilmiyoruz hepimiz. Pardon. API uygulama programlama arayüzü Türkçesi. Nasıl tanımlayacağız API'yi şu anda? Yani şöyle aslında yani iş birliğini açılan biz kanal olarak anlatıyoruz. Biz yakın zamanda paylaştığımız için. Çok zor mu olmasın? Yani bu paylaştık. Şöyle yani API aslında dışarı açılan bir kapı. Özellikle girişimlerle girişimlerle ana kurum arasında bir servis sağlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. Bizim yaptığımız işlemleri aslında servis olarak da biz dış firmalara atabiliyoruz. Ya da dışarıdaki bir kurumun servislerini biz yine servis olarak alabiliyoruz içeriye. Kazandırabiliyoruz. Yani, Koç finans örneğine veya banka örneğine gidersek bankanın kendi geliştirdiği uygulamalar dışında ben bir yazılımcı olarak bankaya uygulama geliştirebiliyorum. Veya yani bankanın yapmadığı bir çözümü ben o API sayesinde sunabiliyorum. Kurumun elindeki değeri teknolojik olarak dışarıya açması denilebilir. Örneğin Facebook'un API'ne örnek verelim. İşte Facebook API'nde ben Hasan Yaşar'ın kaç tane arkadaşı var, lokasyonu nerede, en son paylaştığı fotoğraflar nerede. Bunların hepsini Facebook'un kendi kendine sunduğu API'yle örnebiliyorum. Biz de buna benzer olarak insanlara teknolojik olarak bize kredi başvurusu yapabilecekleri, uzaktan kredi açabilecekleri bir şey sunacağız. Bunu ister bir yazılım geliştirici, işte örneğin My Credit diye bir application yapar da o application arka tarafta bizim API'lerle mi konuşuyor, böyle bir şey de olabilir. Veya ben anlaşmalı olduğum şirkete de, ben derken veya API çıkaran başka herhangi bir grup, bunu anlaşmalı olduğu şirkete de söyleyebilir. Yani el sıkıştıktan sonra, işte yazılım ekipleri gelsin, yeni bir proje yapalım değil de, al bak burada dokümantasyon var, sen buna göre benimle entegre ol. Aslında bizim tamamen gitmek istediğimiz yer burası. Şimdi finans sektöründe dijitalleşmeye baktığımız zaman dünyadan bir tık daha önüne gidebildiğimiz bir sektör bankacılık anlamında. Neredeyse çoğu banka için şey yapıyorum, şubeye gitme ihtiyacı doğmuyor. Doğduğu zaman çok büyük krizler çıktı, o ayrı mesele. Sigortada da yine aynı şekilde işte bankacılık finans birinci sıradayken sigortada beşinci sıradan dijitalleşmede çok önde giden kuruluşlar. Bunu niye bağlıyorsunuz? Yani niye bunlar hızlı dijitalleşiyor da diğer sektörler bir tık daha geriden geliyorlar? Yani söylediğim gibi finans anlamında gerçekten Türkiye dünyada hani adı sana geçen çok başarılı uygulamaları olan bir ülke. Belki bizim böyle çok artık normalleştirdiğimiz işte EFT 15 dakika içinde havale anında gidiyor, bankanın fiden yapabildiği işlemler falan. Yurt dışında bunların her biri için birer startup var, böyle milyonlarca dolarlık yatırım toplayan. Bu benim duyduğum bir açıklamada, tabii ben yaş olarak uygun değilim, müsait değilim ama duyduğum kadarıyla 1990'lı yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan krizle birlikte aslında Türkiye dünyayla kıyaslayacak olursak daha erken teknolojik yatırımları yapmaya başladı. Daha erken bir farkındalık oluştu. Ve bunun neticesinde bu farkındalık hem teknoloji anlamında ki bence Türkiye'den yazılım geliştirme anlamında yetenek havuzu anlamında çok yeterli bir ülke. Aynı zamanda bu tabii ki teknolojik farkındalık devleti de etkiliyor. O da regülasyonlarda bir farkındalığa gidiyor. Böyle bir döngü şeklinde bütün biz gerçekten dünyanın önündeyiz diyebilirim neredeyse finans konusunda hiç. Başka sektörlerle kıyasladığımızda hiç rastlamayacağımız ölçüde. Aslında bunu proje yönetimine benzetiyorum. Proje yönetiminde projelerin çıkması için belli başlı faktörler vardır. Bir tanesi rekabetten dolayı aslında proje yapmanız gerekiyordur. Bir tanesi piyasa isteyebilir, yani müşteriler isteyebilir. Örneğin diğeri kamu bunu zorunlu tutabilir. Dolayısıyla burada en büyük etken aslında müşteri. Yani şimdi şöyle düşünün, bir Accenture'ın yanılıyorsunuz yaptığı bir araştırmada Z kuşağı üzerinde diyor, Amerika'daki Z kuşağı.
yaptı. İşte kitle üzerinden %76'sı bu kitlenin banka şubesine gideceğini, dişçiye gitmeyi tercih ediyormuş. Yani şimdi artık böyle bir kuşakla her şeyin değiştiği bir ortamda mücadele etmeye çalışıyorsunuz ve rekabet de gerçekten hani Türkiye'de 50 tane banka var. Yani bu kadar da bir o kadar da sigorta şirketi var. Bu kuşaklara hitap edebilmek için bu değişkenlikleri, bu değişkenlere hazır bir şekilde cevap verebilmeniz için gerçekten önde olmanız gerekiyor. Hem güvenlik açısından, hem kolaylık açısından, hem hız açısından mesela müşteride bir fark yaratmanız gerekiyor. Bankalarda özellikle dijital dönüşüm inovasyon çalışmalarıyla bu farkı yaratabileceğini, müşteriye değer katabileceğini fark ettiği için hem bankalar hem sigortalar bu konuda daha çok ilgi göstermeye başladılar. Bir de kişisel bir soru sorayım. Şimdi sen yazılımcıyım dedin. İnovasyon uzmanı diyeyim. Şimdi inovasyon uzmanı diye bir meslek yok. Yok, olacak şey. Yok. Hani öyle bir okuldan mezun olamıyorsun veya senin için de aynı şey geçerli. Siz bu işe karar mı verdiniz yoksa hayat sizi buraya mı gönderdi? Bir de bir soru daha sorayım, iki soruyu birden cevaplayayım. İşte inovasyon, yenilik demek, sürekli yeniliği takip etmen lazım. Bir yandan da şirkette projeler devam ediyor. Bu projeler devam ederken kaçırdığınız yenilikler veya başka şeyler oluyor mu? Veya yeni şeyleri nasıl takip ediyorsunuz, nerelerden takip ediyorsunuz? Yani son sorudan başlayayım ben. Aslında ben TEP'teyken, Akbank'tayken de, şimdi Ayasa'dayken her şeyi söylüyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım benim için bir kaynak. Ben onlarla her yerde, çünkü o platformlar aracı değil sadece, yüz yüze konuşmalarımızda da, toplantılarda mutlaka bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten tek başınıza öğrenebileceğiniz kaynaklar sınırlı ve zamanınız da sınırlı. Onların deneyimlerinden, onların bilgi birikimlerinden, onların bakış açılarından bir şeyler öğrenebileceğimi her zaman düşünmüşüm. Onları mutlaka bir şekilde asansörde bile olsa fikir almaya çalışırım, bilgiyi öğrenmeye çalışırım, daha çok dinlemeye çalışırım. Onun dışında bu tabii ki akademik dünyayla ilişkimizi tutmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak ve kurum olarak da daha çok işte beraber çalışmaya yürütmeye çalışıyoruz. Bunu çalışıyoruz diyorum çünkü gerçekten beraber bir şeyler yapmak kolay kolay değil ve hakikaten değer yaratan projeler üzerinde çalışmak istiyoruz. Onun dışında yeni özel sektör arasında bir iş birliği yaratma hedefindeyiz. İşte biz bugün Erman'la konuşuyoruz, Hasan'la konuşuyoruz, onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Yani sadece kurum içi değil, kurum dışındaki açık kaynaklardan da, girişimlerden, girişimcilerden, diğer mentorlardan da bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Yani bunun anahtar kelimesi, öğrenmeyi istemek, merak etmek. Onun dışında nasıl bu kariyere ulaştım? Ben aslında hep proje bazlı çalışıyordum, Akbank'tayken de. Çok farklı projelerde yer aldım ve bu dinamizmi sevdiğimi fark ettim. Bir yerden sonra öğrenme durağına ulaştığım noktaya geldim ve TEP'ten de bir teklif alınca inovasyon olunca, inovasyon çok konuşuluyordu o sırada yine. İşte inovasyon girişimcilik haftası yeni başlamıştı. İşte Cumhurbaşkanımız bu konuyu sürekli söylüyordu. Atıyorum başka özel sektördeki kurumlar, CE gibi işte firmalar bundan çok bahsediyordu. Ben bu konuda dinamizm olduğu için ve hani çok geniş bir yelpazeye erişeceğini düşündüğüm için açıkçası atıldım. İyi ki de yapmışım diyorum. Para var diye düşündüm. Biraz da tabii onu düşündüm yani. Yani geleceği olduğunu düşündüm çünkü. Şu an Türkiye'nin yani devlet stratejilerinden biri bu resim olarak. Evet, dijital dönüşüm sonuçta bir ofis kurulmaya başladı. Aslında şeye baktığımız zaman, hani başarılı olan firmalara baktığımız zaman, yani firmanın ne olduğu çok önemli değil. Şimdi Antep'te mesela tost çırıldayan var mı? Yani adam tostçu yani, hani şey yok, yaptığı şey bildiğin tost. Fakat hiç kimse daha interneti doğru düzgün kullanmazken MSN Messenger'dan tost siparişi alarak bir şey başladı. Sonra tost nasıl yapılır videoları yaptı. Şu anda toplamda birkaç milyon takipçisi var ve tostçusuna gittiğiniz zaman işte 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar sıraya giriyorlar. Ve Antep gibi bir yerde tost satıyor. Yani Antep'e giderseniz anlarsınız. Hani yemek çeşidi o kadar fazla ki tost benim aklıma hiç gelmez yani. Antep'e gittiğim zaman bir tost yedim. Tostçuya orada mı? Yedim. Ya benim arkadaşım hani yemeden bırakmadığı için yedim. Yoksa yemezdim yani normal şartlarda. Tostçu bile artık bir inovasyon katabiliyor işine. Herkes inovasyon katabiliyor. Hani onun için şeyi söylemiştim. Yani illa inovatif fikirler için banka olmanıza veya sigorta kurumu olmanıza gerek yok. Çok küçük işletmelerde
inovatif şeylerle büyüyebiliyor. Asıl zaten ona bak. Asıl sadece nerede sonra, yani inovasyon aslında doğru anlamda yapan aslında şu an zaten startup. Biz de o yüzden onlarla beraber yani şöyle bir avantajı var aslında. İkisi büyük firmalarla farkı şu. İşte Toscero, patron, o zaman çalışanı da yok bu arada. Hani bir çalışan var veya. İki kişi, şöyle bir fikir geldi aklıma, uygulayın. Bankada bunu uygulamanız 3 ay. Hani anlatamam yani, yaşanır. Yani 3 ay, o da minimum, anlatabilirsen, evet, yapabilirsen. Haliyle küçük firmaların inovasyona etkili olması çok daha kolay. Şöyle çok küçük bir örnek vereyim. Herkesten, tüm üst yönetimden destek alın. Bu arada inovasyonun önemli şey üst yönetim desteği bizde. Yani üst yönetim sahiplenmesi yoksa zaten alt tarafın sahiplenmesi çok daha zor olur. Herkesten destek alan bir tane projeniz vardı. İşte yaklaşık 1,5 yıl önce başlamıştı. Ben gittiğimde hala devam ediyordum. Yani aslında 6 ayda bitirebilecek bir proje ama herkesin öncelikleri o kadar fazla ki. Yani bu işte müşteri talepleri de bunu etkileyebiliyor. Öncelikler sürekli değiştiği için sizin o sıraya girmeniz gerçekten çok zor. Yani sınırlı kaynağınız var ama fikir çok fazla. Yani biz TEP'teyken yani 70 bin tane fikir vardı. Kurum fikri 10 yılda. Yani 70 bin tane fikrin 70 binin hayata geçirilmesi olasılığı. Bu sadece kurum için bu arada. Yani kurum dışına kalktığı zaman icraatçı kaynaşması vardı. 150 bini geçer. İmkanı yoksa. Bu arada ben soru soruyorum ama sizden de soru alabiliriz. Sorusu olanlar varsa mikrofon için kim gelecek? Ben de açacağım. Var soru burada. Dışarıya da sesini. Merhaba, ismim Yönet. Dijital inovasyon dedik, hep olumlu şeylerden bahsedildi, risklerden bahsedilmedi. Bu dijital inovasyonun riskleri var mı? Varsa nedir? Ve de bunun önlemleri nasıl kullanılabilir? Yani son günlerde bir örnek vermemiz gerekirse, Halkbank'ta bir olay konuşuldu. Güvenlik açıkları aslında, yani dijital düşmeye rağmen güvenlik açıkları da gelmeye başladı, fazlalaşmaya başladı. Çünkü girişimlerdeki teknolojilerin ya da işte ekledeki teknolojiler aslında o kadar kolay banka ya da sigorta şirketlerine entegre edilemiyor. Çünkü mevcut sistemlerden dolayı. O yüzden aslında dijital dönüşümü biz zorunlu hale getirmeye çalışıyoruz. Yani risklerinden diğer işte iş kaybı belki, iş kaybının doğurucu olması ama aynı zamanda iş kaybı mesela neden olurken bir yandan da yeni iş fırsatı sunuyor. İşte daha önce YouTube'da diye bir şey yokken şimdi YouTube'da olmaya başladı. İşte kullanıcı tabanlı içerikler olmaya başladı. Onun dışında dediğim gibi birçok risk var. Özellikle mesela yatırım riski. Yani maliyet ve yatırım riski çok büyüktür burada. Yani doğru teknolojiye yatırım yapmak, özellikle teknoloji üzerinde konuşuyorum. Çünkü en büyük yatırım tutarı bunu gerektirir. Çok kolay değil. Yani biyometrikten bahsediyoruz. 20 çeşit biyometri var atıyorum. En azından 20 tane var. Bu göz taramasına, retina, yerine, işte ayak taraması, davranışlar olarak hangisine yatırım yapacağınız çok kritik. Siz eğer işte el içi yapıp avuç içi yaparsınız ama müşteriniz onu kullanmazsa işte risk. Çünkü milyonlarınız boşa gitti gibi olur yani. Tabii bir de yapmama riski var, evet, yani adım atmama riski var. Bir de rakibinizin yapma riski var. Kesinlikle. Yani özellikle bankacılık sektöründe onu biliyorum. İlk yapan ben olmalıyım. İtibarınızda çok var. Yani bence mesela bir banka için veya bir finans kurumu için başka finans kurumundan çok işte Amazon'un, Facebook'un, Google'ın veya bu tarz teknoloji devlerinin işte ülkemizde Turkcell'in veya başka büyük şirketlerin telekomünikasyonunda vesaire adım atması da bir risk. Yani sadece bu artık öyle bir hal aldı ki dönüşüm. Sadece rakibinizden de gelmeyebilir bu hal. Ben başka bir yerden de gelebilir. Başka soru var mı? Merhaba, benim adım Leticia. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Şey demiştiniz az önce. Hani atıyorum inovasyon bir istihdamı hani yok edebiliyor ama aynı zamanda YouTuber'lık gibi bir meslek de ortaya çıkıyor. Fakat hani henüz herkes genellikle bir bankacı temeli olduğu için ben de bir banka üzerinden ilk sorumu söyleyeyim en azından. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bankanın nesi olabilir? Bir ATM'den, çünkü hani mesela ATM'lerin yıllık bakımları çok uçuk ücretler oluyor. İnsanları böyle şubeden ATM'lere, ATM'lerden mobile yönlendirmeye çalışabiliriz. Mesela İNG bunu yapıyor. İNG'nin Almanya'da hiç şubesi yok ama genelde 9. banka olmasına rağmen dijitalde 1. banka. Fakat bunu yaparken de biz mesela düşünün şubelerden bütün adamları çıkartıyoruz ama siz şubeden çıkarttığınız adamın YouTuber olmasını bekleyemezsiniz. Tabii ki, kesinlikle. Dolayısıyla yani şubeden çıkarttığınız insanların da
donanımlarını göz önünde bulundurarak bir istihdam kaynağı sağlayacak mısınız? En azından kendi sektörünüzde bunu görebiliyor musunuz? Göremiyorsanız o işleri yapan insanlara ne olacak? Şöyle, ben artık bankacı değilim aslında. O sektörde yani birebir ilişki değilim. Ama daha çok bu sektörde çalıştığım için aslında bunu şöyle bir yorum olur. Ben insan kaynaklarına çalışmıyorum. İnsan kaynakları nasıl düşündüğü çok bilgim yok ama şu bir gerçek, teknoloji insanların işini netmiyor aslında. Ben onu daha doğru anlatayım. İnsan işlerine yapıyor. Çünkü siz dönüşme yaşanırken o dönüşme direnç gösterirseniz bir yerden sonra silinmek zorunda kalırsınız. Bu Hidden Figures filmi vardı, belki izlemişsinizdir. Orada IBM geliyor ve insan bilgisayarların işini almasını tehdit ediyor. Orada insanların da yaptığı IBM'i tekrar programlamak. Yani siz eğer kendinizi aslında firmaya değer katabileceğinizi gösterirseniz firmada sinirden yatırım yapmasın. Yani bu banka üzerinde konuşmuyor değil. Bu şimdi bankadaki şubeler o kadar kolay kalkacak değil. Bu efsane şu anda. Yani bu en azından 10 yıl içerisinde şubelerin kalkması o kadar kolay değil. Tabii ki azalıyor. Çünkü müşteri dijital kanalları tercih ediyor. Yani müşteri şubeye gidiyorken şube çalışanlarının aslında burada boş vakitte bulunmaları gerçekten aslında çok doğru gelmiyor bana. Bu arada finans sektörüyle alakalı şöyle söyleyeyim. Finans sektörüyle alakalı neredeyse hiç YouTuber yok. Yani orada neden olmasın? Orada da çok ciddi bir açık var. Biz evet. Fenomen iletişim yapıyoruz. Finans firmalarına reklam verecek mecra bulamıyorsun. Yani bankacıların da yavaş yavaş oraya da yönlenebilir bir kısmı. Evet. Çok bankacı varsa. Yani şimdi teknoloji ve insan beraber sonuçta bazı meslekleri yok ediyorlar. Özellikle bu tekrar eden işlerde. Ama her işte insanın yerini alabilecek diye bir kaide yok. Yani her sektör için şöyle bir şey var. Tabii ki bir yandan inovasyon, teknoloji dediğimiz kavramlar, işte bazı kavramlar gerçekten iş dünyasında bazı kayıtları, meslekleri yok oluşuna neden olurken gerçekten yeni meslekler getiriyorlar. Ben YouTuber'ı aklıma ilk gelen örnek olarak söyledim. Yani örneğin Amerika'da şu an inovasyon daha önce olmayan bir machine learning, trainer falan gibi mesela meslekler var. Yani az önce bahsettiğim gibi yapay zekanın tek başına çalışmaları, insanla entegre olduğunu düşünecek olursak orada bir insan var gerçekten. Ve mesela o algoritmayı train eden, o algoritmayı öğreten, o algoritmanın daha verimli olmasını sağlayan pozisyonlar yani şu an iyimser şeyler var. Söylemiyor da ben de işte biraz kötümserim o konuda. Doğru, yeni meslekler olacak ama 1000 kişiden 5 kişi o yeni meslekler yani o dediğin yapay zeka yetiştirici veya veri analisti vesaire gibi meslekler çok daha az olacak. Haliyle nitelikli insanlar bir şekilde yine yaşamaya bir şekilde devam edebilirken niteliği düşük insanların gelirleri düşecek veya iş anlamında ciddi olarak sıkıntı şey yapmıyor. Şöyle bir istatistik var. Tabii ki hangi kaynağı neye göre yaptıklarını çok bilmiyorum ama yani Accenture gibi araştırma firmalarının yaptığı, Accenture üzerine söylemiyorum, araştırma firmalarının yaptığı kaliteli firmalar, bir kaliteli araştırmalar bir öyle söyleyeyim. Şimdi ilk 5 yıl içerisinde %35 şu an mevcuttaki mesleklerin %35'inin silineceği söyleniyor. Ama buna karşılık da teknoloji özelinde, teknolojinin bu mesleklere, kaybolan mesleklere oranında %60 oranında yeni meslek sunacağı vaat ediliyor. Tabii burada bir şey var, yani kalifiye çalışanla, evet mavi yaka beyaz yaka ayrımı biraz daha uçurum büyüyebilir. Onu kesmek gerçekten zor çünkü bu konu hiç değinilmiyor şu anda. Bunun üstü tarafı bu kadar değinmiyor. Ama burada yapmamız gereken şey birazcık artık bu dönüşümün farkını ve kendimizi gerçekten geliştirmek. Yani biz her şey o kadar ilerlerken biz hala durmaya odaklanmışsak mavi yakayı beyaz yakayı alakası yok. Bu insanla alakası. O zaman gerçekten ben ikisini kaybetmeye razısınız. Dolayısıyla artık kendimizi değiştirmemiz, kendimizi sürekli yenilememiz lazım. Ancak bu şekilde hazır olabilir. Başka soru? Bir arkalardan, birazdan size veriyoruz. Özellikle, merhaba Aygün Yıldız benim ismim. Özellikle kurum içi inovasyon geliştirmede bir sorunla karşılaştığımızda mı? Dijital süreçlerde bir sorunla karşılaştığımızda mı? Ya da müşteriden gelen bir müşteri izlemesine göre bir sorun oluştuğunu keşfettiğinizde mi inovasyona gidiyorsunuz? Ya da inovasyona giderken belirli konuları şirket içinde ayrıştırdığınızda brainstormlar falan oluyor. Oradan bu çıkıyor bu inovatif düşünce ve yenilikler. Yani biraz önce söylemiştiniz gerçi de kurum içi girişimcilik konusunu böyle ciddi anlamda destekliyor ve böyle yapılar var mı? Onu öğrenmek istedim.
Bu arada ben bir kitabın ismine baktım az önce telefondan da. Bu hani bir parantez için bir önceki süre. Dört Gelecek isimli bir kitap var. Orada bu senaryoların her biri çok zaten yabancı konunun uzmanları tarafından yazılmış bir kitap. Orada hepsine değiniyor ama kitabın sonunda da bir hani şey yok, sonuç yok. Yani bugünden bence 10 sene sonrayı konuşmak Black Mirror dizisinin de aslında bu şeylerin hepsini bazıları paranoya, bazıları gerçek. Yani bir diziden bir örnek vereyim. Mesela lens takıyorsunuz. Lens'te geriye sarabiliyorsunuz. Sürekli bir kayıt söz konusu. Bir arkadaş dedi ki ben onu taktırmam yani. Hani düşünsene eşinle tartışıyorsun, ben böyle hatırlıyorum, sen böyle. Geriye sarıyorsun. İkiniz de onu izliyorsunuz falan. Aslında tüm hayatların değişeceği, aslında değişiyordu hayatlarımız ve bunun çok farkında değiliz. Eskiden telefon, işte şunu anlatıyorum mesela, bazıları inanamıyorlar. Bir arkadaşımın telefonu vardı, SMS alabiliyordu fakat SMS gönderemiyordu. Biz ona mesaj atıyorduk, o bize bir kere çaldırırsa evet, iki kere çaldırırsa hayır falan oluyordu. Şimdi cep telefonumuzla işte ilk uydu fırlatıldığındaki bilgisayardan çok daha gelişmiş özellikler olan bir şey kullanıyoruz. Bilgisayar kullanıyoruz aslında. Ama hayatımızda o kadar şey ilerliyor ki yaşarken bunu çok göremiyoruz. Ancak geriye dönüp fotoğraflara bakıp anlayabiliyoruz. Ben kurumsal için soru kaynayacak. Yok, ben de soru yok ama ben de onu hatırlamaya çalışıyorum. Yani Adem Bey'in sorusuna dönecek olursak. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bir kurumda çalışıyorum ve kurum adına belgelediğim için. Dolayısıyla kurum vizyonu doğrultusunda çalışmamızı yürütüyoruz. Ama kurumun vizyonu da müşteri odaklı olmayı gerektirdiği için müşteri ihtiyaçları, müşteri temas noktaları, müşteri deneyimindeki pürüzleri kaldırmak üzere inovasyon bizim için öncelikli. Onun dışında tabii ki departmanın, çalışanın deneyimini iyileştirmeye çalışıyorum. Bir de tabii fırsatlar var. Yani ben bunun bir yıl sonra yapay zeka ile ilgili bir fırsat veriyorsam, yapay zeka aslında düşündüğümüz şey değil. İnsanın aslında taklidi ama biz daha çok makine öğrenimi orada kullanıyoruz aslında yapay zekayı kastederken. O zaman o fırsatlara yönelik inovasyonları desteklemeye çalışıyoruz. Tabii ki önceliklerimiz var. Önceliklerimizi belirliyoruz. Ama dediğim gibi bu öncelikleri belirlerken müşteri her zaman ilk sıra oluyor. Sonrasında çalışan deneyimi ve fırsatlar olarak sorulabilirim. Kurum içi girişimcilik tarafında tüm projeleri yani şöyle, belli finale kalan projeler oluyor. O projeleri önceliklerimize göre değerlendirip, işte jüri yapıyoruz örneğin, onlar seçiliyor. Sonrasında onlara yatırım yapıyoruz. Hepsi hayata geçmeyebiliyor. Bütün buradaki aslında amacımız, en büyük amacımız hayata geçirmekten öte, o takımların kafasında değişiklik yapmak. Yani kafasında düşünme biçimlerini değiştirmek. Üstsel düşünme yeteneklerini kazanmalarını sağlamak. Çünkü yarın bu projeyi yaptığımız, öbür gün farklı projeleri kendine inisiyatif olarak yapabilecek hale gelecek. Atıyorum Nokia şu ana kadar 10 yıl, 20 yıl boyunca çok güzel projeler üretti ama bir gün durdu. Yani o Symbian Oslo artık bir yere gidemeyeceğini fark etti. %67'lik pazar payından bir yılda atma noktasına geldi. Onun gibi dolayısıyla biz hani bir kere inovasyon değil, o çalışanların sürekli kendinden inovasyon yapabilme yetilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde açık inovasyonda da kime hitap ediyorsak tüm paydaşlarımız için bunu söylüyoruz aslında. Bu şekilde. Son bir soru alacağız. Arkada vardı. Ben son iki diyorum ama. Aslında iki soruyu da alalım. İki soruyu da alalım hemen. Cevap verelim. Merhaba, Marmara'dan bilgisayar öğrencisiyim ben. Sormak istediğim inovasyona bu kadar meraklıyız ama gerek film olarak ya da genel olarak altyapımız müsait mi? Yani yoksa sadece teknoloji ayak uydurmak için mi istiyoruz? Diğer soruyu da alalım. Vaktimiz zaten yok. Soruyu çok uzatmadan alabilirsek ikisini de yanıtlayalım birlikte. İsmail Akın Gökgöz'den delegatör çalışıyorum. Ben bir düzenli kendi yani açıkçası bazı şeylere katkı yapmak istedim ama uzatmayacağım. Ben özellikle bu blockchain'in bu inovasyon düzeyinde nasıl firmalarca ya da kurumlarımızca kullanılabilir. Bir örnek dedim ama başka örnek var mı? Biraz daha blockchain'in bizi dönüştürmedeki etkisi ne olacak? Bizi değiştiriyor mu gerçekten? Buna dönüştürüyor soracağım. Son sorudan başladım o zaman. Blockchain bizim yani sadece kredi veren bir şirket olarak çok yakinen ilgilendiğimiz bir teknoloji. Neden diyecek olursanız mesela KYC, Know Your Customer, yani aslında siz bir banka şubesinde hesap açarken işte müşteriyi tanı ilkesi,
devletin BDDK tarafından hatta adamların ilgisi. KYC konusunda çok ciddi bir disruption var diyor blockchain. Bunun haricinde kredi skorlaması konusunda, fonlama konusunda yani bizim sonuçta kredi verdiğimiz meblağı başka bir yerlerden alıyoruz. O aldığımız yerlerin daha demokratik, daha şeffaf ve daha yaygın olması gibi konuları var ediyor. Dolayısıyla biz çok yakın ilgileniyoruz blockchain'le ama açıkçası bugünkü teknoloji, yani sadece Türkiye için değil bu dünya için de geçerli, kurumların kullanabileceği seviyede bir adaptasyon olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Şu an biz zaten 250 kişilik bir şirketiz. Dolayısıyla hani bu konularda içeride çok ciddi çalışmalar yapacak kadar kalabalık değiliz ama dışarıdaki girişimlerle işbirliği anlamında konuştuğumuzda veya diğer paydaşlarla konuştuğumuzda da herkesin zaten bir böyle bilinmeyene doğru hazırlık süreci var ama çok böyle production'a çıkacak olan bir şey. Yani bugün işte baktığınız zaman kripto para alıp sattığınız borsalar bile aslında blockchain altyapısıyla çalışmıyorlar. Yani blockchain altyapısıyla çalışıp canlıya geçen ve insanlar tarafından benimsenip kullanılan çok az şey var, ürün var. Dolayısıyla bir kurumsal şirketin, hele regulatif alanda yer alan bir kurumsal şirketin şu an sadece bekleyip biraz pozisyon alması, öğrenmesi, araştırması gerektiğini ben düşünüyorum. Barış'tan da diğer sorunun cevabını alalım. Söyleyebilir, rica edebilir miyim? Ben söyleyeyim, Türkiye'deki inovasyon getiriyoruz ama... İnovasyon konuşuluyor ama Türkiye olarak biz inovasyona hazır mıyız? Teknoloji olarak altyapı var hazır mıyız? Kurum özelliğiydi, özellikle sanırım yanılıyorsam. Yani ben kurum, evet. Kurum özelliğine cevap alamayacak diye tahmin ediyorum. Şimdi inovasyona tamamen hazır olması çok ihtimal dahilinde değil. Çünkü inovasyon yaşayan bir süreç. Kaldı ki öyle tamamen hazır olsaydı zaten aslında bize de ihtiyaç olmaz diye düşünüyorum. Yani bu meslek ortadan kalkar. Çünkü her birey kendi inovasyon sürecinde de yönetebiliyor olur. Dolayısıyla bir ihtiyaç halinde olduğu için biz çalışmamıza devam edebiliyoruz. Altyapımız hazır mı? Hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz ama dediğim gibi burada teknolojik altyapı değil öncelikli olan. Çünkü bunu para verip satın alabiliyorsunuz. Ama sonra onu kullanacak insanlar gerçekten kullanacak mı onu? Onu garanti edemiyorsunuz. Dolayısıyla orada yine o insanları ikna etmeniz gerekiyor. Orada bir sahiplenme yaratmanız gerekiyor. Diyelim ki bir teknoloji aldınız, kullandınız. 2 yıl sonra başka bir teknoloji gelip onu bertaraf edebilir. Dolayısıyla onu da hemen adapte olun. Onu almanız gerekiyor. Eskiden işte bir Fortran yazılım diliyle başlayan bir işte çalışan 30 yıl boyunca sadece o dili kullanarak hayatına devam edebilirdi. Ama şimdi Python'u bilmek zorunda, .NET'i de bilmek zorunda, C++'ı da bilmek zorunda. Yani birden fazla yazılım diline hakim olmak zorunda. Dolayısıyla biz de o zenginliği katmak için yine müşteri ve çalışan davranışlarında öncelikleri değişikliğe gitmeye çalışıyoruz. Kendimizi sürekli aslında geleceğe adapte etmeye çalışıyoruz. O yüzden altyapıya destek veriyoruz. Çok teşekkürler. Bu arada Erman'ın blogu var. Takip etmenizi tavsiye ederim. Kendi reklam yapmadı. İsmini söylesin. blog.ermantaylan.com İşte haftalık news tetri aslında. Türkiye'de çok yaygın değil ama sadece şirketler değil, yurt dışında böyle çok büyük yatırım şirketlerinin ortakları da dahil olmak üzere insanlar da kendi tecrübelerini o gün, o haftalık olursa hafta, aylık olursa aylık yaşadıkları tecrübeleri paylaştıkları bireysel aslında mail gönderim. Ben de senin o zaman. Ben pas attım özellikle, benim reklamım da sen yaptı. Ben de günlük olarak paylaşıyorum hafta içeride. HasanYaşar.com'dan paylaşıyorum. Hafta içeride saat 17. Kanal B. Yok, hangi saatte müsait olabilirsen. Bugün buraya gelmeden paylaştım. Kısaca şeyden bahsedeyim yani. Kendi yaptığım işten değil de sürekli olarak gündemi takip etmek gerekiyor. Çünkü Amerika'da, Avrupa'da yapılan bir şey burada çok farklı bir şekilde sizin işinize yarayabiliyor. Haliyle gündemi takip etmeden veya yenilikleri takip etmeden yenilik yapabilmek de çok mümkün değil. Ben takibi yaparken size sordum, cevaplamadınız, ben söyleyeyim. Eskiden Google Reader diye bir şey kullanıyordum. Şimdi Feedly diye bir uygulama var. Oraya takip ettiğim tüm sitelerin adresini kaydediyorum ve onlarda yeni bir yazı çıktığı zaman oradan günlük olarak takip ediyorum ve bunlardan kendime bir özet çıkartıyordum daha öncesinde. Şimdi o özeti paylaşmaya başladım. Eğer takip etmezseniz de bir süre sonra işte Nokia'nın durumunda olduğu gibi ben en büyüğüm, işte %60 oldum, %70 olacağım derken bir anda %0 seviyelerine inebiliyorsunuz. Herkese çok teşekkürler dinlediği için. Etkinlik devam edecek. Aralarda yine konuklara sorup ben onların adına sorabilirsiniz.